Arkadaşlarım, şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndaki gizlantlaşmalarla konumuza devam edeceğiz. Şimdi gizlantlaşmalar, İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya'nın ittifak devletlerini aralarında paylaşmak amacıyla 1915-1917 yılları arasında yaptıkları bir dizi antlaşmalar. Gizli denilmesinin sebebi bu dört devlet arasında yapılıyor. Beşinci bir devlet bunu bilmiyor, haberleri yok. Hatta birbiriyle yaptıkları antlaşmalardan diğer devletin de haberi yok. Savaş devam ederken yapılmış. Yani henüz savaş bitmemiş. O yüzden gizli olarak bilinir. Almanya aralarında paylaşıyorlar, Avusturya, Macaristan aralarında paylaşıyorlar. Bizi burada ilgilendiren Osmanlı ile ilgili paylaşım tasarıları neler? Onların üzerinde duracağız. O zaman gizli antlaşmalar Birinci Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri'nin Osmanlı'ya aralarında paylaştıkları antlaşmalardır. Uluslararası diplomasiye açık olmayan antlaşmalardır. Şimdi bu antlaşmaları, birincisi bu. Sovyet Rusya dünyaya duyurur. Dünyaya duyuran devlet Sovyet Rusya olacaktır. Hatırlayın, bu antlaşmaları imzalayan Rusya, Çarlık Rusya. Çarlık Rusya 1917'de yıkıldı, yerine Sovyet Rusya kuruldu. Sovyet Rusya bu antlaşmaları dünyaya duyurdu. Bunun temel sebebi yine ideolojisi, sosyalist ideolojiden kaynaklanıyor. Bir de Çarlık Rusya'nın Çar aleyhine propaganda yürütmek amacıyla bunu yaptı. O zaman gizli antlaşmaları 1918'de dünyaya duyuran Sovyet Rusya oldu. Arkadaşlar, ABD ise tepki gösteren devlet oldu. ABD bu gizli antlaşmaları Wilson ilkeleriyle tepki gösterdi ve bu gizli antlaşmaların uygulanmayacağını, açık diplomasinin yapılacağını söyledi. Doğal olarak da bu gizli antlaşmalar uygulanamadı ki o bizim üzerimizde uygulanamamasının en önemli sebeplerinden birisi de Kurtuluş Savaşı'nın bizim tarafımızdan kazanılmış olması yatar. Şimdi bu antlaşmalar neler? Teker teker buna bakalım. Arkadaşlar, birincisi 1915 İstanbul Antlaşması. İstanbul Antlaşması. Arkadaşlar, İstanbul Antlaşması İngiltere ve Rusya arasında imzalanan bir antlaşma. Bu antlaşmayla Rusya'ya Boğazlar bölgesi verilir. Şimdi o zaman İstanbul Antlaşması ile Rusya Boğazları bırakıyor, İtilaf Devletleri. Neden Boğazları bırakıyor? Bunun mantığını bulmak lazım. Şunu hatırlayın, Çanakkale Cephesi'nin açılmasının sebebi Rusya'ya savaş tutmaktı. Rusya'ya yardım etmekte, Rusya'daki Bolşevikleri durdurmakta, engellemekte, ama bu konuda itilaflar başarısız oldu. Bunu gerçekleştiremediler. Gerçekleştiremeyince Rusya'da problemler yaşanmaya başlandı. Yani Rusya işte savaştan çekilme eğilimi göstermeye başladı ve Rusya, İngiltere şunu söyledi: bak koçum, 200 yıldan beri boğazları almak için uğraşıyorsun, alamıyorsun. Sabret, 2 yıl sonra boğazlar senindir dedi. Adeta İngiltere Rusya'nın önüne bir kemik attı. Dedi ki, bu kemiği al, sen 2 yıl oyalan, 2 yıl sonra boğazlar senindir dedi. Peki o zaman İstanbul gizli antlaşmasının yapılmasının temel sebebi Rusya'yı savaşta tutma girişimidir. Şöyle düşünün, savaş bittikten sonra acaba Rusya bu toprakları alabilir mi? Yani İngiltere İstanbul ve boğazları Rusya'ya bırakır mı? Bırakmaz. O yüzden şöyle bir şey söyleyeceğiz arkadaşlar. Buna gerek kalmadan 1917 Rusya Çarlık devrim yaşadı. Çarlık Rusya yıkıldı. Sovyet Rusya kuruldu. Sovyet Rusya gizli antlaşmaları tanımadığını duyurdu. Bu sebepten dolayı bu antlaşmada değişiklik oldu. Bu cümleyi unutmuyoruz. O zaman ilk gizli antlaşma 1915'te imzalanan İstanbul Antlaşması'dır. Bu antlaşma ile Rusya'ya İstanbul ve Boğazlar çevresi bırakılmıştır. Fakat Rusya'nın savaştan çekilmesinden dolayı bu antlaşma değişikliğe uğradı. Yani uygulanamadı. Bu cümleyi unutmuyoruz ki ileride göreceğiz bunu sizinle. Boğazlar komisyona bırakılacak. Tamam mı? O zaman ilk antlaşmada değişiklik yaşandı. Şimdi yine Rusya üzerinden devam edelim.
İkincisi Petrograd. Petrograd Antlaşması. Arkadaşlar bu antlaşmayla Rusya'ya Karadeniz sahilleri ile Doğu Anadolu bırakıldı. Yani yetmez denildi İstanbul ve Boğazlar. Karadeniz sahilleri ve Doğu Anadolu'da senindir denildi. Peki Rusya 1917'de savaştan çekildi mi? Çekildiği için bu antlaşmada uygulanamadı. Karadeniz'i Pontusçurumlara bırakacaklar. Doğu Anadolu'yu ise Ermenilere bırakacaklar. O halde ne öğrendik? İmzalandığı halde ileride değişikliğe uğrayacak olan antlaşmalar şimdiye kadar İstanbul ve Petrograd antlaşmaları oldu. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi geçiyorum 3. antlaşmaya. 1915 Londra Antlaşması. Londra Antlaşması. Arkadaşlar bu antlaşma yine İngiltere ile İtalya arasında imzalandı. Bu antlaşma ile İtalya'ya Batı Anadolu sahilleri, daha doğrusu Güneybatı Anadolu sahilleri verildi. Nereler? Biraz daha şöyle net ifade kullanayım size. Konya, Muğla, Antalya bölgesi verildi bu antlaşmayla. Yani Güneybatı Anadolu sahilleri verildi. Ve bu antlaşmadan sonra İtalya savaşa katıldı. O zaman Londra Gizli Antlaşması İtalya'nın savaşa katılmasına neden oldu. Diğer bir ifade, İtalya bu antlaşmadan sonra saf değiştirdi. Hatırlarsınız İtalya 1. Dünya Savaşı öncesinde ittifak bloğundaydı. 1. Dünya Savaşı devam ederken ihtilaf bloğuna geçti. Saf değiştirdi. İtalya'nın saf değiştirmesine sebep olan antlaşma Londra Antlaşması oldu. Bu antlaşmayla İtalya'ya Güneybatı Anadolu bölgesi verildi. Arkadaşlar geliyorum 4. antlaşmaya. 4. antlaşma 1916 Sykes-Picot Antlaşması. Bu antlaşma İngiltere ile Fransa arasında imzalandı. Sykes İngiliz valisi, Picot Fransız komiseri valisi. Bu antlaşmayla İngiltere'ye Musul hariç Irak toprakları, arkadaşlar Ürdün toprakları, Filistin toprakları verildi. İşte bu antlaşma sırasında 1917'de arkadaşlar şey yayınlandı. Balfour Deklarasyonu yayınlandı. İngiltere Balfour Deklarasyonu'nu yayınladı. Bu deklarasyonda orada bir İsrail devletinin kurulmasını İngiltere gündeme getirdi. Sykes-Picot Antlaşması ile Fransa'ya Suriye, Lübnan toprakları ile arkadaşlar Adana, Hatay, Güney Doğu toprakları verildi. O zaman şöyle bakalım, Sykes-Picot Antlaşması ile Orta Doğu'yu aralarında paylaştı İngiltere ile Fransa. Musul hariç Irak, Ürdün ve Filistin toprakları İngiltere'ye bırakıldı. Suriye, Lübnan, Adana, Hatay, Güneydoğu yani Urfa-Antep, Maraş toprakları Fransa'ya bırakılmış oldu. Geliyorum 5. antlaşmaya. 5. antlaşma Saint-Germain-de-Maurienne antlaşması. Saint-Germain-de-Merlin antlaşması. Bu antlaşmayla arkadaşlar İtalya'ya İzmir ve çevresi verildi. Yani bu antlaşmalar yeniden ele alındı. Denildi ki Hakkari bölgesi İngiltere'ye, Hatay, Adana, Güneydoğu Anadolu, Urfa, Antep, Maraş toprakları Fransa'ya, Anadolu'yu paylaşıyorlar yani. İzmir ve çevresi, İzmir, Aydın bölgesi İtalya'ya bırakılacak denildi. Bu antlaşmada sorun çıkacak ileride. Arkadaşlar bu toprakları İngiltere 1919'da Yunanistan'a bırakacak. O zaman imzalandığı halde ileride değişikliğe uğrayacak yerler Boğazlar olacak, Doğu Anadolu Karadeniz sahilleri olacak, İzmir ve çevresi olacak. Doğu Anadolu'yu Ermenilere, Karadeniz'i Pontuşurumlara, Boğazları komisyona bırakacaklar. İzmir ve çevresini de Yunanistan'a bırakacaklar. Anlaştık mı arkadaşlar? Unutmuyoruz bunları. Geliyorum
6. antlaşmaya. Bu bir ihanet antlaşmasıdır. Şu Saint-Germain-de-Merlin 1917, 1916 McMahon antlaşması. McMahon antlaşması. Bu antlaşma İngilizlerle, casus Lawrence, hatırlayın, İngiliz casus Lawrence, İngilizlerle Araplar arasında imzalandı. Şerif Hüseyin arasında imzalandı. Bu antlaşma bir ihanet antlaşmasıdır. Bu antlaşmayla arkadaşlar ümmetçilik hüsrana uğramıştır. Ümmetçiliği bitiren antlaşmadır. Bu antlaşmayla Araplara bazı krallıklar vaat edildi. Krallığı vaat edilen yerlere bakalım. Arabistan, Irak, Ürdün, bu kadar. Arabistan Krallığı, Irak Krallığı, Ürdün Krallığı. Arkadaşlar Şerif Hüseyin sülalesine vaat edildi. Yani o topraklarda İngiliz egemeninde Arap devletinin kurulması vaat edildi, gündeme geldi. Bu olaydan sonra Şerif Hüseyin ve kabilesi Osmanlı'ya karşı İngilizleri desteklemeye başladı ve ümmetçi anlayış, İslamcı anlayış tamamen önemini yitirdi. O zaman gizli antlaşmaları unutmuyoruz. Tekrar ediyorum, 1915 İstanbul Antlaşması, Petrograd Antlaşması, Londra Antlaşması, Sykes-Picot Antlaşması, Saint-Germain-de-Merlin Antlaşması ve McMahon Antlaşması'dır. Bu antlaşmaları dünyaya duyuran devlet Sovyet Rusya'dır. Bu antlaşmalara tepki gösteren devlet ABD'dir. Bu antlaşmalar imzalandığı halde uygulanamamıştır. Bunun en büyük sebebi Rusya'nın duyurması, ABD'nin tepki göstermesi ve bizim Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızdır. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki, gizli antlaşmalar deyince de aklımıza bunlar gelecek. Şimdiki başlığımız savaşın bitişi. Şunu bir hatırlayın. İtalya savaşa nasıl girdi gördük. Londra gizli antlaşmasıyla. Bulgaristan savaşı nasıl girdi gördük. Çanakkale ile. Sovyet Rusya savaştan nasıl çekildi gördük. Japonya savaştan nasıl çekildi, ne zaman çekildi, bunu da gördük. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin cephelerine, durumu ne, bunu da gördük. Şimdi aslında görmemiz gereken şey ABD'nin savaşa girişi. ABD savaşa girecek. Şimdi ABD'yi bir tanımlayalım sizinle. Arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri savaş başladığında tarafsızlığını ilan etti. Dedi ki ben bu savaşa girmeyeceğim dedi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri İtilaf Devletleri'ne, özellikle İngiltere'ye çok fazla mal sattı. Yani savaş devam ederken ekonomisini güçlendiren devlet, ekonomik anlamda savaş devam ederken karlı çıkan devlet ABD oldu. ABD, İngiltere, İtilaf Devletleri'ne, İngiltere'ye yiyecek sattı, içecek sattı, giyecek sattı. Tıbbi malzeme sattı ve silah da sattı. Şimdi burada sorun olan şey ABD'nin İngiltere'ye silah satması. Bu doğrultuda Almanya ABD'yi uyarmaya başladı. Dedi ki arkadaş sen yanlış yapıyorsun. Yani tarafsız devletsin. Tarafsız olan devletler silah satmazlar. Silah satarak sen tarafsızlığını bozuyorsun dedi. Ve uyardı. Amerika bu uyarıyı dinlemeyince Almanya Amerika'ya ait şeydeki Atlas Okyanusu'ndaki gemilerini batırmaya başladı. Yani ticaret gemilerini batırmaya başladı. Adam haklı. Çünkü İngiltere'ye silah satıyor. İtilaflara silah satıyor. Şimdi bu batırma hareketi devam ederken denizaltılarla batırıyor ki Almanya denizaltını kullanan ilk devlettir arkadaşlar. Denizaltıyla batırırken Almanya yanlışlıkla ya da bilerek bilmiyoruz ABD'ye ait iki tane yolcu gemisini de batırıyor. Yani şöyle söyleyeyim, İngiltere'den ABD'ye gelen öğrenci taşıyan yolcu gemisini de batırıyor. Şimdi bu yolcu gemilerinin, ABD'ye ait yolcu gemilerinin Almanya tarafından batırılması bardağı taşıran son damla oluyor ve Amerika Birleşik Devletleri İngiltere safında savaşa girdiğini duyuruyor. Yani Amerika'nın savaşa girme serüveni, Amerika'nın Almanya'ya savaş açma serüveni böyle oluyor. Nisan 1917'de giriyor. Şimdi bu birinci bilgi. İleride Yunanistan girecek. 2-3 ay sonra Yunanistan savaşa katılan son devlet olacak. Şimdi buradaki mesele de şu. Israrla İngiltere 1917 yılı itibariyle Amerika'nın savaşa girmesini istiyor. Çünkü 1917 yılı itibariyle Rusya'da ciddi sorunlar var.
İngiltere'nin doğu kanadı çökmüş. Yani müttefik devletlerin, anlaşma devletlerin doğu kanadı çökmüş. Ve Rusya'dan doğan boşluğu İngiltere ABD ile doldurmak istiyor. Ve ABD'ye her defasında gel yanında savaşa gir çağrısında bulunuyor. Her çağrıyı ABD karşılıksız bırakıyor. Diyor ki ben savaşa girmeyeceğim diyor. Ben böyle daha çok kazanıyorum. Şimdi çok ısrar edince ABD niyetini değiştirir gibi oluyor. Yani olabilir filan diyor. Bu iki gemi batırılınca, Almanya tarafından bu iki gemi batırılınca ABD net bir karar veriyor. Diyor ki tamam ben senin yanında savaşa gireceğim, söz veriyorum diyor. Fakat şartlarım var. Nedir bu şartlarım? Wilson ülkeleri. Woodrow Wilson, ABD devlet başkanı. Diyor ki şartlarım var. Bu şartları kabul edersen ben senin yanında savaşa gireceğim diyor. İngiltere'de şöyle düşünün, İngiltere iflas etmek üzere olan bir tüccar. Tefeciden alacağı faizin, paranın faizin bir önemi yok. İngiltere diyor ki tamam tüm şartların kabul diyor. Ve ABD İngiltere'ye Wilson ilkeleri diye, Wilson prensipleri diye tarihe geçen bildiriyi kabul ettiriyor. İngiltere Wilson ilkelerini kabul ettikten sonra, kabul ettiğini Amerika'ya bildirdikten sonra. Wilson ilkelerinin altında İtalya, Fransa, İngiltere, ABD'nin imzası var. Kabul ettikten sonra Amerika Nisan 1917'de Almanya'ya savaş açıyor. İşte Amerika'nın Almanya'ya savaş açması savaşın kaderini değiştiren olay oluyor. Güçlü bir ordusu var, genç bir ordusu var, dinamik bir ordusu var, güçlü bir ekonomik yapısı var. Ciddi bir devlet, güçlü bir devlet yani. Amerika'yla böyle hafif almamak gerekir Amerika'yı. Amerika'nın savaşa girmesi savaşın kaderini belirleyen bir faktör oluyor ve Amerika savaşa girdikten kısa bir süre sonra 8 Ocak 1918'de Wilson ilkelerini yayınlıyor. Wilson ilkelerini. Wilson ilkelerinin ilk maddesi şu. Diyor ki yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak diyor. Toprak ve savaş tazminatı almayacak. Bunun altına İngiltere, Fransa imza atmış yani. Böyle bir şey var mı ya? Bu ilkeler Bulgaristan'ın eline ulaşıyor. Böyle düşünün olayı. Bulgaristan bakıyor ki yenenler yenilenlerden toprak almayacak durum diye. Altında da büyük devletlerin imzası var. Bulgaristan'ın durumuna bakın. Bulgaristan'a Sırbistan saldırıyor batıdan. Romanya saldırıyor kuzeyden. Yunanistan saldırıyor güneyden. Öyle kötü bir durumda ki Bulgaristan. Wilson ilkelerine güvenen Bulgaristan savaşı bırakıyor. Bizim tarafımızdan müttefik ittifak devletleri bloğundan savaşı bırakan ilk devlet Bulgaristan oluyor. Bulgaristan savaşı bırakıyor. Savaştan çekildiğini duyuruyor. Bulgaristan savaşı bırakınca ittifak bloğunda bir çözülme başlıyor. Hatırlayın Bulgaristan Almanya ile Osmanlı arasında silah akışını sağlayan köprü konumundaydı. O köprü yıkılıyor ve Osmanlı'ya silahlar gelmemeye başlıyor. Bulgaristan'dan sonra arkadaşlar Osmanlı Avrupa'ya ki mütarekeler ABD'ye teklif edilmiş, İngiltere ile imzalanmıştır. Osmanlı ABD'ye savaşı bırakacağı teklifinde bulunuyor. Araya giriyor, Townsend araya giriyor ve İngiltere ile Mondros imzalanıyor. Osmanlı savaştan çekiliyor. Onun arkasından Avusturya, Macaristan savaştan çekiliyor. Onun arkasından Almanya savaşı bırakıyor ve böylelikle Birinci Dünya Savaşı sona eriyor. O zaman Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren devlet ABD oluyor. Sona ermesine sebep olan olay ya da belge Wilson ilkeleri oluyor. Wilson ilkelerinin kimse kimseden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır maddesi, her ulus kendi kaderini kendisi çizecektir maddesi bu savaşın bitmesine sebep oluyor. Bunu böyle kodlamanız gerekir. Savaşı bitiren devlet, savaşın kaderini belirleyen devlet Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Olay ya da belge ise Wilson ilkeleri olarak kabul edilir. Ve savaştan çekilme sırası Bulgaristan, Osmanlı, Avusturya, Macaristan ve Almanya. Bu neyin sırası? Mütarekelerin imzalanma sırasıdır. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Selanik, Mondros, hemen altına yazıyorum. Şuradan kalemimi alayım. Selanik, Mondros, Villa Gusti, Rotandes. Bunlar ittifak devletlerinin imzaladığı mütarekelerdir. İlk önce Selanik, sonra Mondros, sonra Villa Gusti, sonra Rotandes imzalanıyor ve Birinci Dünya Savaşı sona eriyor. Şimdi bu Wilson ilkelerinde hangi maddeler var onu görelim. Ondan sonra Dünya Savaşı'nın sonuçlarına geçelim. Arkadaşlar hemen şu tahtanın şu bölümünü ben temizleyeyim. Wilson
ilkeleri diyorum. 8 Ocak 1918 Wilson ilkeleri ABD tarafından yayınlanır. O zaman Wilson'u yayınlayan ABD. Amaç timsahın gözyaşları. Dünya barışını korumak. Çocuklar ölmesin, kadınlar dul kalmasın. Dünya barışı korunsun. İnanıyor muyuz? Her dönem inandık. Hep aldatıldık. Amaç bu. Dünya barışını korumak. Ve bu ilkelerle Birinci Dünya Savaşı bitti. Demin söyledim. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren belge bu oldu. Şimdi bunun maddelerine bakıyorum. Arkadaşlar, şimdi Wilson ilkelerinin içeriği de çok önemli. İçeriğinden de soru sorarlar size, maddelerinden de soru sorarlar. Ben bizi ilgilendiren, bilinmesi gereken maddelere bir yer vereceğim burada. Birinci madde şu. Yenenler yenilenlerden, yani galipler mağluplardan, toprak ve savaş tazminatı almayacak. Savaşı bitiren madde bu. Ama bu madde buna uyulmayacağını, Wilson'a uyulmayacağını da kanıtlar. Niye savaştım o zaman 4 yıl? Madem kimse kimseden toprak almayacak, savaş tazminatı almayacak, niye savaştım o zaman diye akla gelir. Arkadaşlar, toprak alacaklar. Manda ve himaye ile toprak alacaklar. İleride göreceğiz bunu. Onarım masrafı adı altında toprak alacak. Savaş tazminatı alacaklar. Tamam mı? Ama buna uyacaklarını söylüyorlar. Diyorlar ki biz toprakta savaş tazminatı almayacağız ama 1919-1920'de bunların hepsini göreceğiz sizinle. Savaş tazminatı da alacaklar. Onarım masrafı adı altında, manda ve himaye adı altında toprak da alacaklar. Yani sömürgecilik devam edecek. Güya sömürgecilik yasaklanıyor. Yani Wilson sömürgeciliği yasaklıyor güya. İki, şöyle diyor. Gizlantlaşmalar geçersiz sayılacak. Açık diplomasi uygulanacak. Ne oldu şimdi? ABD gizlantlaşmalara karşı çıktı. Zaten gizlantlaşmalara en çok tepki gösteren devlet ABD oldu. Arkadaşlar, 3. Her ulus kendi kaderini kendisi çizecek. Peki her ulus çizecek, her ulus kendi kaderini kendisi çizecekse, o zaman bu şu demektir: ulus devletler kurulacak. Peki ulus devletler kurulursa sömürgecilik biter mi? Evet. İmparator devletler parçalanır mı? Evet. O zaman Wilson sömürgeciliği bitirmeye dönük bir maddedir. Wilson'la birçok ulus devlet kurulacaktır. İmparatorluklar parçalanacaktır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok ulus devlet kurulacak. Yugoslavya hariç imparatorluklar parçalanacaktır arkadaşlar. Peki her ulus kendi kaderini kendisi çizecek maddesi Osmanlı'yı parçalar mı? Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurar mı? Evet, kurar. Arkadaşlar, 4. Uluslararası barış sağlamak amacıyla, şöyle yazayım, dünya barışını sağlamak amacıyla uluslararası bir örgüt kurulacak. Peki dünya barışını sağlamak amacıyla uluslararası bir örgüt, yani uluslar kurumu. Uluslar kurumu kurulacak. Arkadaşlar, bu uluslar kurumundan kastettiği Milletler Cemiyeti'dir. Bakın şimdi. Milletler Cemiyeti. Diğer bir ifadeyle cemiyeti akvam. Gençler, şimdi ilk defa cemiyet akvam fikri Wilson'la ortaya çıktı. Tamam mı? Cemiyet akvam 1919'da kuruldu. 1920'de resmileşti. 1945'e kadar, 46'ya kadar varlığını devam ettirdi. Yani 2. Dünya Savaşı'nın çıkışını engelleyemeyince yıkıldı. 1946-1945'te yerini Birleşmiş Milletler'e bıraktı. O zaman iki savaş arası dönemde dünya barışını korumak amacıyla faaliyet yürüten cemiyetin adı, örgütün adı Milletler Cemiyeti, yani cemiyeti akvamdır. Wilson ilkeleriyle ortaya çıkmıştır. Tamam mıdır? Şimdi şöyle baktığınızda, dikkat ederseniz bu cümleye, dikkat edin buraya. Amerika 1823'te Monroe doktrinini ortaya attı. Monroe doktrini
enfirat, yalnızlık politikasıdır. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın politikasıdır. Wilson da ne yaptı? Woodrow Wilson ne yaptı bu ülkelerle? Tekrar Avrupa, dünya siyasetiyle ilgilenmeye başladı. Yani Monroe doktrininden, yalnızlık politikasından Amerika ilk defa neyle uzaklaşmaya başladı? Wilson ilkeleriyle. Fakat işe yaramayınca tekrar içe kapanık politikaya devam edecek. Monroe doktrinine devam edecek. Monroe doktrini ne zaman bitecek? İşte Truman doktriniyle, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Truman doktriniyle Amerika dünya siyasetinde egemen olmaya başlayacak. Tamam mıdır? Yani burada Monroe'dan uzaklaşmayı da hissedin. Tamam mıdır? Bunu anlatmaya çalıştım. Peki olay şu, dikkat edin, ne diyordu burada? Kimse kimseden toprak almayacak. Her ulus kendi kaderini kendisi çizecek ve Milletler Cemiyeti kurulacak. İngiltere tamam diyor. İngiltere 1919'da Milletler Cemiyeti'ni Londra'da kuruyor. Ve Milletler Cemiyeti'nin bir vesayet konseyini oluşturuyor. Vesayet konseyi, vasilik konseyi. Ve diyor ki tamam, Irak devleti kurulsun ama Irak halkı salaktır. Irak kendi kendini yönetebilecek çapta değildir. Bunu yönetemez, yapamaz Irak. Araplar yapamaz bunu. O yüzden Araplar kendi kendini yönetecek duruma gelene kadar Arapları Milletler Cemiyeti'nin vesayet konseyi yönetsin diyecek. Ve Irak vesayet konseyinin yönetimine devredilecek. Peki vesayet konseyinde etkili devlet kim? İngiltere. Böylelikle dünya gündemine yeni bir kavram oturacak. Bunun adı manda ve himaye olacak. O zaman İngiltere Wilson'a kılıf uyduracak, sömürgeciliği manda ve himaye anlayışıyla devam ettirecek. Bunun için de hukuki dayanak olarak Milletler Cemiyeti'ni kullanacak. Vesayet konseyini kullanacak. Anlaştık mı? Bu yorumumu unutmuyorsunuz. Peki. Ne dedik? Dünya barışını sağlamak amacıyla uluslararası bir örgüt, yani Milletler Cemiyeti kurulacak. Arkadaşlar 5. Polonya bağımsız olacak. Polonya devleti kurulacak. 6. Alsas, yani Almanya'dan ayrılarak Polonya kurulacak. Alsas-Loren Fransa'ya bırakılacak. Gördünüz mü? O zaman Wilson ilkeleriyle kurulması öngörülen devlet Polonya. Alsas-Loren'i hatırlayın, Sedan Savaşı ile 1871'de Almanya Fransa'dan almıştı. Alsas-Loren Fransa'ya bırakılacak deniliyor. 7. Bunlar önemli maddeler, dikkat edin buna. 7. Boğazlar, yani Boğazlar İstanbul ve Çanakkale Boğazları. Yani Osmanlı'ya dair madde. Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Unutmuyoruz bunu. Boğazlar'da ilk defa bir komisyon fikri Wilson'la ortaya çıktı. Wilson'da iki ilk ortaya çıktı. Biri Milletler Cemiyeti fikri, Cemiyet Akvam. Diğeri Boğazlar'da komisyon fikri. Hatırlayın, ilk defa Boğazlar sorunu Hünkar iskelesiyle ortaya çıkmıştı. 1841 Boğazlar Sözleşmesi'yle uluslararası bir boyut kazandı. Komisyon fikri de Wilson'la ortaya çıktı. O zaman Wilson'a kadar 1841 statüsü devam etti. Sevir'le komisyon kurulacak, tamam mı? Biz kabul etmeyeceğiz, Lozan'la kurulacak. Peki. Devam ediyorum arkadaşlar. 8. Dikkat edin bu maddeye de. 8. maddeye. Osmanlı topraklarında şöyle yazıyorum. Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Osmanlı egemenliği devam edecek. Fakat azınlıkların çoğunlukta olduğu yerlerde onlara hakimiyet hakkı tanınacak. Peki bir bölgede azınlık çoksa onlara hakimiyet hakkı verilecek. Peki Batı Anadolu'da, Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da bizim azınlıklarımız var. Batı Anadolu'da ve Karadeniz bölgesindeki Rumlar, Doğu Anadolu'daki Ermeniler, Wilson'a güvenerek, Wilson'a gerekçe göstererek, kendilerinin çoğunlukta olduklarını iddia edip, o topraklarda devlet kurmak için cemiyet kurabilirler mi, örgütlenebilirler mi? Örgütlenebilirler. O yüzden Anadolu'da Mondros'tan sonra faaliyet gösterecek olan Taşnak, Hınçak, Mavri Mira, Etnik Etere, Yunan Kızılaşı, Göçmenler, Kordos, cemiyetlerin hukuki dayanağı Wilson olacak. Ama burada ileride göreceğiz sizinle Amiral Bristol, burada General Harbord raporları diyecek ki avucunuzu yalarsınız. Bu bölgede Türkler sizden daha çok diyecek. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman
Azınlıklarla ilgili maddeyi unutmayacağız. İngiltere bu maddeyi fevkalade kullanacak. Bize karşı Ermeni'yi, Rum'u destekleyecek. Amaç Anadolu'yu parçalamak olacak. Peki hakikaten Batı Anadolu'da Rum mu çok, Türk mü çok? Türk çok. O yüzden İzmir bölgesinde Reddi İlhak, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri. Doğu Anadolu'da Doğu illeri Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyetleri kurulacak. O halde Türklerin bağımsızlık mücadelesinin uluslararası alandaki hukuki dayanağı, azınlıkların bağımsızlık mücadelesinin uluslararası alandaki haksız hukuki mücadelesinin hukuki dayanağı, mücadelenin hukuki dayanağı Wilson olacak. O zaman Türk Kurtuluş Savaşı'nın kanuni olduğunu, hukuki olduğunu, haklı olduğunu dünyayı duyuran raporlarda Amiral Bristol ve General Harbert raporları olacak. Bu bağlantıları unutmuyorsunuz, tamam mı arkadaşlar? İleride bunlar tekrar gündeme gelecek. Peki Wilson ilkelerinden Türklerle ilgili olanlar ne? Direkt bizimle ilgili olanlar gizli antlaşmalar, boğazlar ve Osmanlı topraklarında, Anadolu'da azınlıkların çoğunlukta olduğu yerlerde azınlık egemenliği kurulacak. Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Osmanlı egemenliği devam edecek. Wilson'a bakarsanız Osmanlı parçalanmasını görüyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nın hukuki, uluslararası alanda hukuki dayanağını görüyorsunuz. Misak-ı Milli'nin hukuki dayanağını görüyorsunuz uluslararası alanda. Bizim cemiyetlerimizin varlığının hukuki dayanağını görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun açılmasında ciddi bir aşama görüyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? Wilson deyince de aklımıza bunlar gelecek. Wilson ilkelerini asla unutmuyorsunuz. Wilson ilkeleri önemlidir. Tamam mıdır? 18 madde var. Biz bizi ilgilendiren maddeleri burada sıraladık. Anlaştık. Şimdi Dünya Savaşı'nın sonuçlarına bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nı sizinle kapatalım. Tamam mı? Savaşın sonuçları ne? Tahtayı siliyorum ben şimdi. Hemen sonuçlarını görelim. Arkadaşlar sonuçlar diye yazıyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları. Birincisi şu arkadaşlar. Cephe kavramı değişti. Nereden biliyorum? Teknik silahlar kullanıldı. Mesela uçak. Arkadaşlar uçak kullanıldı ama uçak ilk İtalyanlar tarafından bir savaş aracı olarak Trablusgarp Savaşı'nda kullanıldı. Uçak, diğerleri ilk tank, denizaltı, kimyasal silah, tank ve denizaltını Almanlar kullandı. Kimyasal silah, biyolojik gaz. Bunlar kullanıldı. Yani kitle imha silahları kullanıldı. Peki cephe kavramı değişti. Niye teknik silahlar kullanıldı? Teknik silahların kullanılması cephe kavramını değiştirdi. Doğal olarak sivil ölüm oranı arttı. Sivil ölüm oranının artmasının sebebi cephe kavramının değişmesidir. Cephe kavramının değişmesinin sebebi teknik silahların kullanılmasıdır. Ya yani bir savaşta sivil ölüm oranı artıyorsa bunun sebebi savaşın süresinin uzun ya da kısa olması değildir. Teknik silahların kullanılmasıdır. Yani Körfez Savaşı'nda, günümüze yakın savaşlarda hep siviller ölüyor. Askerler pek ölmüyor. Niye? Çünkü adam bombayı şehrin ortasına atıyor. Çocuklar ölüyor. Arkadaşlar doğal olarak dikkat ediyoruz buraya. Sivil savunma örgütleri fikri ortaya çıktı ve bu sivil savunma örgütleri kuruldu. Tamam mıdır? O zaman dünya tarihinde ilk defa sivil savunma örgütleri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur diyoruz. Çok sayıda sivil öldü. Geçiyorum 2'ye. Burayı anladık. Tamam. 2. Arkadaşlar İngiltere en karlı çıkan devlet oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan en karlı çıkan devlet İngiltere'dir. Çünkü İngiltere manda ve himaye anlayışı ile sömürgelerini daha da çok genişletti. Orta Doğu'yu sömürgeleştirdi. Orta Doğu'da mandater devletler kurdu. Irak, Suriye, Suudi Arabistan 1926'da. Ondan sonra Ürdün, Lübnan. Bunların hepsi mandater devletler oldu. Tamam mı arkadaşlar? Üçüncüye bakıyorum şimdi. Milletler cemiyeti kuruldu. Yani cemiyet akvam kuruldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Güya
dünya barışını sağlamak amacıyla hüsrandan başka bir şey de vermedi. Arkadaşlar 4. Bazı devletler yıkıldı. Şimdi yıkılan devletlere bakalım. Yıkıldı ve parçalandı, tamam mı? Parçalandı. Yıkılan ve parçalananlar var. Mesela Osmanlı yıkıldı. Osmanlı hanedanı bitti. Avusturya, Macaristan yıkıldı. Habsburg sülalesi bitti. Avusturya, Macaristan hem parçalandı hem yıkıldı. Arkadaşlar, Almanya parçalandı. Almanya parçalandı. Almanya'dan ayrılarak, birazdan göreceğiz arkadaşlar sizinle, Polonya, yeni devletleri yazarken yazacağım. Polonya kuruldu. Arkadaşlar, Hohan sülalesi egemenliği bitti Almanya'da. Yani bazı sülaleler hakimiyetini kaybetti. Devam ediyorum. Çarlık Rusya yıkıldı ve parçalandı. Yine birazdan o devletleri yazacağım size. Çarlık Rusya yıkıldı ve parçalandı. Yani Romanovlar sülalesi tarihe karıştı. Sırbistan ve Karadağ birleşti. Yugoslavya oldu. Yani Sırbistan ve Karadağ yıkıldı, Yugoslavya oldu. O zaman Osmanlı Devleti yıkıldı. Avusturya Macaristan yıkıldı. Sırbistan ve Karadağ yıkıldı. Tarihe karıştı, Yugoslavya oldu. Almanya ve Çarlık Rusya parçalandı. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi burada devam ediyorum. Yeni, aynı madde, dördün başına devam ediyorum. Yeni devletler kuruldu. Şimdi Sovyet Rusya'dan ya da Rusya'dan ayrılarak kurulanları yazıyorum. Finlandiya. Finlandiya savaş devam ederken kuruldu. 1917'de. Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan kuruldu. Şuraya ben Azerbaycan diyorum. Azerbaycan'da arkadaşlar asla Mehmet Emin Resulzade'yi unutmuyorsunuz. Azerbaycan devletini kuran önemli bir lider. O zaman Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan devletleri Rusya'dan ayrılarak kuruldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Dördü gördük. Bazı devletler yıkıldı. Yeni devletler kuruldu. Rusya'yı gördük. Şimdi Osmanlı yıkıldı. Türkiye, Irak, Arabistan, Ürdün, Suriye gibi devletler kuruldu. Türkiye, Irak, Arabistan, Ürdün, Suriye gibi devletler kuruldu. Devam ediyorum. Sırbistan ve Yugoslavya yıkıldı. Sırbistan ve Karadağ yıkıldı. Yerine Yugoslavya kuruldu. Devam ediyorum. Avusturya, Macaristan parçalandı. Yerine, dikkat edin, Yugoslavya toprağın bir kısmını Avusturya Macaristan'dan aldı. Yugoslavya, Çekoslovakya, Macaristan devletleri kuruldu. Arkadaşlar Almanya parçalandı. Almanya topraklarının bir kısmı Polonya oldu. O zaman Türkiye, Yugoslavya, Çekoslovakya ve Polonya kurulan orijinal devletler oldu. Özellikle Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmalarla kuruldu. Bu cümlemi unutmuyorsunuz. Yugoslavya, Çekoslovakya ve Polonya Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmalarla kuruldu. Şöyle bir baktığınızda ulusal devletler kuruldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ulusal devletler kuruldu. Ama arkadaşlar ulus olmayan devlet, ulusal olmayan tek devlet Yugoslavya oldu. Nereden? Çek diye bir millet vardır, Leh diye bir millet vardır, Arap diye bir millet vardır, Türk diye bir millet vardır ama Yuk diye bir millet yoktur. Ne var Yugoslavya'nın içerisinde? Sırplar, Karadağlar, Boşnaklar, Avusturya'nın bir kısmı, Macarların bir kısmı var bu toprağın içerisinde. Çünkü Avusturya Macaristan'dan toprak aldı. Almanlar
Sırbistan Karadağ'dan toprak aldı. Birleşip kuruldu. Doğal olarak bu devlet bir ulus devlet olmadı. Çok ulus devlet oldu. Çok ulus devlet olmasından dolayı da sorunlar sürekli devam etti. Hala da o topraklarda sorunlar devam ediyor. Bosna-Hersek sorunu yüzünden. Tamam mıdır? Ne dedim arkadaşlar en son? Bazı devletler yıkıldı, bazı devletler kuruldu. Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya'yı asla unutmuyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. 5'e geçiyorum şimdi. Bazı devletler rejim değişikliğine uğradı. Rejim değişikliğine uğradı. Rejim değişikliğine uğrayan devletlere bakıyoruz şimdi. Rusya'da cumhuriyet, Almanya'da cumhuriyet, İtalya'da cumhuriyet rejimi hakim oldu. O zaman 3 devletin rejimi değişti. Rusya, Almanya ve İtalya devletlerinde rejim değişikliği oldu. Bu devletlerin üçü de cumhuriyet rejimine döndü. Yani bu devletlerde krallık bitti, cumhuriyet rejimi oldu. Şimdi buna bağlı olarak bir cümle daha. 6. Yeni siyasal rejimler ortaya çıktı. Yine bu devletleri yazıyorum. Arkadaşlar, sosyalizm, faşizm ve nazizm. Şimdi sosyalizm 1917'de Rusya'da ortaya çıktı. Lenin. Faşizm 1922'de İtalya'da ortaya çıktı. Mussolini. Nazizm 1933'te Almanya'da ortaya çıktı. Hitler. Bunları unutmayın, tamam mı arkadaşlar? O zaman 3 devlet rejim değişikliğine uğradı. 3 devlette yeni siyasal rejimler, dünyada yeni siyasal rejimler doğdu. Nedir yeni siyasal rejimler? Sosyalizm, faşizm ve nazizm. Sosyalizm 17 Rusya Lenin, faşizm 22 İtalya Mussolini, nazizm 33 Almanya Hitler oldu. Tamam mıdır? Şu devletlerin faşist ve nazist politikaları, faşist ve nazist politikaları 2. Dünya Savaşı'nın yaşanmasında beraberinde getirdi. Ki Dünya Savaşı'nın sebebi Hitler'in ve Mussolini'nin yayılmacı politikasıdır. Hayat sahası ve bizim deniz politikalardır. Tamam mıdır arkadaşlar? Dünya Savaşı'nı böyle kodlamamız gerekiyor, böyle algılamamız gerekiyor, sonuçlarını unutmamamız gerekiyor. Burada tabii savaş alanı olan Belçika'yı da unutmamak gerekiyor. Belçika 1. Dünya Savaşı'nın savaş alanıdır. Wilson'u unutmamak gerekiyor. Bizim savaştığımız cepheleri unutmamak gerekiyor. Tamam mıdır? 1. Dünya Savaşı'nı bitirdik arkadaşlar. Mondros Mütarekesi ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mondros'tan sonra belki Mondros işlemem size. Mondros sonraya bırakırım. Yani bilmiyorum, kafamda henüz şekilleştirmedim. Yani video ders notlarında kronolojik gidiyoruz. Ama bazen öyle konular oluyor ki konuyu anlamanız adına bir konuyu atlayıp bir konuyu işleyip sonra geri dönüp o konuyu görmemiz gerekebiliyor. Bu işte tarih, teknik kullanmamız gerekiyor burada. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi? Biraz mola veriyoruz. Ondan sonra konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım.